Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sadece 3 tane patlıcan, 100 gram etle çok lezzetli bir karnıyarık hazırlayacağız. İnanın müthiş oluyor. Patlıcanı şöyle öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. Çok fazla alacalı olmayacak şekilde patlıcanın kabuklarını soyuyorum. Oldukça lezzetli bir patlıcan yemeği oluyor. Toplamda ben 3 tane patlıcan kullandım. Her bir tanesi ortalama bir kişi için yeterli geliyor. Şu baş kısımlarını da koparmayacağım. Tam ortadan ikiye kesiyorum. Daha böyle kalın patlıcan seçerseniz daha iyi olacaktır. Yapımı da daha rahat olacaktır. Benim evde böyle patlıcanlar vardı. Bunlarla hazırlıyorum. De kestikten sonra orta kısmını hafif oyuyorum. Fırında kızartacağız. Hiç kızartmayla da uğraşmayacağız. Bu ortadan çıkanı da küp küp doğrayıp içerisine ekleyeceğiz. Böylelikle iç harcımız biraz daha fazla olacak. Bu kadar oyduğum yeterli. Şu şekilde zaten oyduğumuzda hemen rahatlıkla çıkıyor. Patlıcanların içini çıkardıktan sonra şimdi götüreyim. Tuzlu suda bir 10-15 dakika bekletip kurulayım. Sonra getireceğim, yağlama işlemini yapacağım. Patlıcanları yeterince suda beklettim arkadaşlar. Şimdi şöyle önümü birazcık yağlıyorum. Uygun bir borcam da aldım. Şu iç kısmını şöyle hani içine yapayım. Bolca yağlıyorum. İçini dışını bol miktarda yağlayın. Tepsinin alt kısmını da biraz yağlayayım. Şöyle. Kızartma gibi lezzetli oluyor. Hiç merak etmeyin. Evet. 200 derecelik fırında güzelce kızartacağım. Zaten kızardığını görünce alırsınız arkadaşlar. Uygun bir tencereyi ocağıma alıp hemen eti ve sebzeleri kavurayım. Ocağın altını yakıyorum. 100 gram minik minik doğradım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oldukça küçük. Yani bir kuş başını 4'e falan böldüğünüzü düşün, 4'e 5'e. O derece küçük olması gerekiyor. Hem daha bereketli oluyor hem de et de daha az et kullanmış oluyoruz. Şöyle etin suyunu salıp çekene kadar bir kavurayım. Zaten küçük olduğu için et çabuk pişecek. Zaten fırına da girecek. Fırında da pişecek bir süre. O yüzden öyle et pişireceğim diye uğraşmayın. Et suyunu çektikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ocağın altını kapattım çünkü etleri az daha yakıyordum arkadaşlar. Ardından içerisine 2 tane orta boy kuru soğan, 2 tane yeşil biber, 1 tane de kırmızı biberi küçük yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu ilave ediyorum. 1 tane ufaklarından patates. Bir de patlıcanın içini çıkarmıştım. Kara kısımlarını birazcık aldım. Küçük küçük onları da doğradım. İçerisine katıyorum. Şimdi bunları da güzelce bir kavuracağım. İçerisine 2 diş sarımsak rendeledim. Onu da ilave ediyorum. Çok fazlasıyla böyle biberleri, soğanları söndürmeyeceğim arkadaşlar. Bu kadar kavruldu yeterli. Toplamda bir 3-4 dakika. 2 adet orta boy domatesin kabuklarını soydum. Onu da ilave ediyorum. Hemen baharatlarını katayım. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, pul biber, birer çay kaşığı da karabiberli tuz.
Salça ilavesi yapmayacağım bu yeme. Domatesi, kırmızı toz biberi bolca var. Yeterli. Böyle çok aşırı kavurmuyoruz ki bu havası inmesin. Fırında pişeceği için yeterince pişecektir zaten. Şöyle 1-2 dakika daha kavurdum yüksek ateşte yeterli. Yeterince kavruldu artık arkadaşlar. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bir tutam da maydanoz ilavesi yapıp şöyle bir karıştırayım. İç harcım artık hazır. Görüntü olarak çok güzel durmuyor mu sizce? Tamamdır. Bunu şimdi kenara alayım. Fırından patlıcanımı da çıkartıyorum. Patlıcanı doldurmaya başladım. Bu şekilde böyle incecik oluyor. Çok fazla patlıcan yemiş olmuyorsunuz. Daha çok böyle iç harcından şu şekilde bolca içine dolduruyorum. İsterseniz daha az kızartıp daha kalın bırakabilirsiniz. Ben böyle ince istediğim için biraz fazla kızarttım. Şu şekilde içine bol bol dolduracağım. Et sevmeyenler hiç et koymadan direkt bu şekilde de yapabilir arkadaşlar. Böyle biberle, soğanla, biraz patlıcan, biraz patatesle bile aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. İç harcı vaktiniz fazla gelirse hiç sıkıntı yapmayın. Başka yemeklere de kullanabilirsiniz. Hepsini doldurdum arkadaşlar. Sadece şu kadarcık böyle etlerini seçtim. Gerisini kullanmayacağım. Yarım tatlı kaşığı kadar anca vardır. Şöyle yarım su bardağı suyun içine bir tatlı kaşığının az salçayı döküyorum. Şöyle çırpıyorum. Birazcık da 1-2 yemek kaşığı çok olmadan suya atıyorum. Üstüne değil şöyle yanlara doğru döküyorum. Üzerine şöyle yağlı kağıdı ıslattım, büktüm. Örteceğim bu şekilde. Fırına götüreceğim. 200 derecelik fırında 20-25 dakika pişireceğim. Sonra çıkartıp kaşar ilave edeceğim. Önden çıkardım. Tam 20 dakikadır pişiyordu. Çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi üzerine biraz kaşar serpip tekrar atacağım. Sadece üzerindeki kaşarlar eriyene kadar çok fazla tutmayacağım. Kaşar tamamen isteğe bağlı. İstemiyorsanız koymayabilirsiniz arkadaşlar. Sadece kaşarları erince hemen alın. Öyle çok çok fazla da tutmayın. Kaşarları da yakmayın lütfen. Artık üzerini örtmeyeceğim. Bu şekilde fırına götüreceğim. Şimdi fırına götürüp üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkardım. Çok güzel bir şekilde pişti. Hemen şöyle servis tabağını alıp videomu bitireceğim. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Oldukça lezzetli, güzel bir yemek oldu. Hem de kolay ve pratik, öyle patlıcan kızartmayla falan uğraşmadan yapabilirsiniz. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.